Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde yolsuzluğun, rüşvetin, kayırmacılığın, 21 beylerin damga vurduğu, garantili ihalelerle yandaşların cebine milyarların akıtıldığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Sayın Bakan, ne tesadüf böyle bir günde mecliste olmanız. Yolsuzluk liginin açık ara şampiyonu olan bir bakanlığı böyle bir günde mecliste ağırlamak büyük nasip. Şimdi Sayın Bakan'ın her yolsuzluk haberinde nasıl üç maymunu oynadığına hep birlikte bakalım. Değerli milletvekilleri, AKP döneminde İSKİ hukuk müşaviri Ercan Atasever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybedince jet hızıyla TCDD birinci hukuk müşaviri oldu. Atanır atanmaz da TCDD'ye dışarıdan 12 avukatla sözleşme imzalatıp 4000 icra ve dava dosyasını bunlara teslim etti. Tüm davalar bu avukatların üzerinden yürütüldü ve milyonları hep birlikte götürdüler. Üstüne yetmedi, bunu tespit eden Sayıştay denetçisini de görevden aldılar. Gazeteci İsmail Saymaz bunları sayfa sayfa yazdı ama bakanın sesi çıkmadı. Demir yollarında sınavla atanması gereken şube müdürlüklerine 52 kişinin sınavsız ve usulsüz atandığı ortaya çıktı. Bakanın yine sesi çıkmadı. TCDD'nin son 10 yılda 24 milyar zarar ettiği ortaya çıktı. Bakanın sesi yine çıkmadı. Eski TÜRGEV Başkanı Ahmet Ergün'ün İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattında eski TCDD Genel Müdürü, bugünün AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'a verdiği 5 milyon dolarlık rüşvetin belgesi çıktı ama bakanın sesi yine çıkmadı. TCDD Siemens Colin üçlüsünün 12 tren seti için toplam 60 milyon dolarlık ihalede rüşvet ağı ortaya çıktı. Bakanın sesi yine çıkmadı. Ankara-İzmir tren hattı 4.3 milyardan 47 milyara çıktı. Bakanın sesi yine çıkmadı. Aynı hatta 2 milyar 200 milyon avroluk dış kredi üzerine ERG İnşaat'ın bakanlıktan 1.5 milyar avro fiyat farkı istediği ortaya çıktı. Bakanın sesi yine çıkmadı. Sayın Bakan, ya sesiniz kısık, ya konuşursam yanarım diyorsunuz, ya da bu işlerin hepsiyle ilginiz ve bilginiz var. Hangisi Sayın Bakan? Bari onu söyleyin. Değerli milletvekilleri, devlet altyapı yatırımlarında dış kredi kullanır. Bunlar yatırımların doğasında ve devamlılığında vardır. Ama bakanlığa baktığımızda gördüğümüz tablo şu. Öz kaynakla hareket eden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 2020'den sonra tüm projelerde tamamen dış krediye mahkum olmuştur. Siz 2020'den sonra dış kredilerle demiryollarını kapitülasyonlara bağladınız. Mersin Antep hattı 10 milyar, Yerköy Kayseri hattı 11 milyar, Bursa Osmaneli hattı 14 milyar, İzmir Ankara hattı 27 milyar, Adapazarı Halkalı hattı 36 milyar dış kredi kullanılarak yapılıyor. Bu dış krediler alınırken imzalanan sözleşmelerin alınan krediye karşılık hangi ülkelerden demir, ray, elektrik altyapısı, sertifikasyon hizmetleri almak zorunda kaldığınızı buradan açıklayın. Bu yaptığınız demir yollarını emperyalistlere peşkeş çekmektir Sayın Bakan. Ama şaşırmıyoruz. Vallahi de şaşırmıyoruz. Billahi de şaşırmıyoruz. Siz demir yollarını Fransızların, İngilizlerin elinde bırakanların yolundan gidiyorsunuz. Biz demir yollarını 100 yıl önce millileştirenlerin yolundan gidiyoruz. Ağzınızı her açtığınızda yerli ve milliyiz edebiyatı. Sevsinler sizin yerliliğinizi de, milliliğinizi de. Değerli milletvekilleri, daha bitmedi. Ankara-Sivas YHT hattı. Benim seçim bölgem. Hattı defalarca inceledim. 7 kez açılış tarihi açıkladınız, hiçbirinde açamadınız. Şimdi de Nisan ayında açacağız diyorsunuz. Daha dün bana verdiğiniz yanıtta güvenlik tünellerinin %40'ının yapılmadığını kendiniz söylemişsiniz. Güvenlik tünelleri bu aşamadayken hat nasıl açılacak? Allah aşkına, bu kadar mı aklınızı kaybettiniz? Sizin seleflerinizi Ankara-Sivas hattı koltuğundan etti. Şimdi sıra sizde. Seçimden önce...
aceleye getirip de sakın açmayın. Bir kazaya sebebiyet verirseniz biliniz ki iki elimde yakanızda olacak Sayın Bakan. Ve 6 ay sonra tüm yolsuzluk dosyaları ortaya çıktığında emin olun ki kaçamayacaksınız Sayın Bakan.